İyi akşamlar. Bir tarafta Ziraat Türkiye Kupası, diğer tarafta transfer harekatı sevgili seyirciler. Takımlar artık maçlara da başladı ama tabii ayın 31'ine kadar daha da süre var. Takımlar kadrolarını bir taraftan da güçlendirmeye çalışıyor. İki kıymetli konuğum Savaş Çorlu Ender Alkan. Ender hoş geldin. Hoş bulduk yayınlar abi. Savaş hoş, hoş, geldin. Sevgili. Başlayalım. Bu arada Fenerbahçe-Kayseri Spor karşılaşması devam etmekte. Daha doğrusu Kayseri'de oynanıyor karşılaşma 0-0. Medipol Başakşehir ile Kırklareli 1-1 berabere kaldı ve Demir Grup Sivaspor, BTC Türkiye'nin Malatya'yı 4-0 mağlup etti. İkinci maç için, rovanş için çok büyük bir adım atmış oldu. Evet biz başlayalım, Galatasaray ile başlayalım. Hmm. Ender müsaade edersen Savaş'a Tabii ilk cümleleri vereceğim. Abi. Galatasaray'da transfer devam ediyor sevgili Savaş. Onyekuru tamam, Saracchi tamam, Sekidika tamam. E şimdi burada 8 bir haber çıktı. E, Bursa Bursaspor'a kiralanıyor şeklinde. E, ama dün biz bunu menajerinin ağzından, Erdin Şeyit'in ağzından verdik. Hiçbir yere gitmiyor. 8 e, dakika yani kendisinin söylediği. 8 dakika devam edecek. E, hastalık durumu ne Onya Artı bundan sonra operasyon nasıl ilerleyecek Galatasaray'da transferde? Şu tamam 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 dediklerinden mi başlayalım ilk önce? Hepsi tamam da. Ama nerede oyuncular? Antalya kampından İstanbul'a döndüler. Demek ki tamam olmayan bir şeyler var. Evet transferler tamam. E, bu kadar 3 tane oyuncu transfer ediyorsunuz. Galatasaray taraftarı camiası yarım sezon boyunca bu transferleri bekledi. Onyekuru büyük bir şanssızlık. Çok yani ender rastlanır bir hastalık yani sonuçta bir sıtma. Diğer iki oyuncunun lisansları çıkarılmadı. Dolayısıyla burada bir e, planlama hatası mı diyelim artık yoksa başka bir şey mi? Kampta beraberlerdi ama yarın önemli bir Çaykur maçı var kupada. Bu oyuncular İstanbul'a geldi. E, ee, gönderilmek isteyen oyuncular aşağı yukarı 4-5 gündür Sayın Abdurrahim Albayrak ve Şükran Adar da İstanbul'daydı. Burada oyuncunun menajerleriyle çeşitli kulüplerle görüşmeler yapıyorlardı. Yoğun bir tempo vardı burada açıkçası. Yani. Çünkü kampta sen de dikkat etmişsindir. Sayın Abdurrahim Albayrak ve Şükran Adar orada yoklardı. Bu akşama kadar burada sürekli kulüptelerdi yani her gün. Sabah akşam kulüplerdi. Yarın sabahlar da Rize'ye gidecekler maçı izlemeye. Gelişmeler var. Bu oyuncuları göndermek istiyorlar. Ama baktığın zaman Enzonzi bir haftadır tek başına çalışıyor. Sözleşmesi feshedilecek, edilemiyor. E diğer taraftan baktığı zaman, Andon'un sakatlığı, sakat oldu, dondurulacak mı, iptal edilecek mi, devam edecek mi? E, duyundu ama şu ana kadar dondurulması lazımdı. Yani şu iki oyuncudan bir tanesinin en azından bugün kadroda Rize maçında olması gerekiyordu. Üç tane transferim var, üçünü de oynatamadım. Onyekuru da eğer hasta olmasaydı, onun da lisansı çıkmadı, o da oynamayacaktı. Yani bunu belirtelim. Onyekuru'ya ayrı parantez açalım. Evet çok ciddi bir hastalık geçirdi. Çok e, ciddi. Sürpriz bir şekilde. E, şimdi 1 ile 3 hafta deniliyordu ama e, bugün müjde geldi haberleri var. 2 gün 3 günler içinde e, belki taburcu da olacak ama süreç merak ediliyor. Bu sürecin e, hastaneden taburcu olması hemen bir, gün, bir hafta sonra 10 gün sonra oynayacak anlamına gelmiyor. Çünkü ben bugün bir araştırma yaptım e, sağlığıyla ilgili. E, bu sık böyle bir şeymiş ki yani böyle vücutta e, o mikroplar resmen kuluçkaya yatarmış sevgili Aykut. Yani hani nasıl bu e, tavuklar, yeler, yumurtlar Orada o mikroplar vücudun bir yerinde kuluçkaya yatarmış. Onu atmak bayağı bir zaman alabilirmiş. Bunun için bir hafta, üç hafta, dört hafta. Ama süreç beklenenden iyi. <laughs> Çok yaşa bu arada. Hep birlikte. O süreci önümüzdeki e günlerde göreceğiz. Ama iki tane transferin e, kadro dolmaması buradaki bir planlama hatası mı? Çünkü biz sezon başında, yani iki kere başlarken, ikinci kere başlarken dedik. Galatasaray transferlerini erkenden bitirdi. Geçtiğimiz sezon hataları yapmadı dedik. Ama bu transferleri şu anda herkes kadroda görmek isterdi. Hazırlık maçlarında performanslarını gördük. Süreci devam edecek merak ediliyor. Yarınki maçtan sonra, Perşembe, Cuma, hatta hafta sonuna kadar yani gelecekler değil de bu gidecekler bekleniyor artık. Gidecekler bir an önce gitsin. Sürpriz şeyler olabilir. Ee, dediğim gibi Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Ergün, Şükrü Anadar pardon, e, bu konuda çok ciddi bir şekilde çalışmaları var. Taraftarlar Belhanda gidecek mi diye merak ediyor. Belham'da için gelişmeler var. Onları aktaracağız. Yani Galatasaray'da bir transfer hareketliği var. Ee, bu hafta çok hareketli geçer. Bol kırmızılı olabilir ama bu kırmızılar hep öncelikle gidiş olmak zorunda. Çünkü şu anda 3 tane oyuncu lisans çıkartmak için gidecekleri bekliyor. Gidecekler konusunda da Ama gideceklerin bavulu hazır. Gideceklerin bavulu hazır ama bu bavulu hazır olması şöyle bir şeye de neden oluyor. Ee, normal şartlarda gideceklerse 4 tane orada bekleyen oyuncu var. 3 tanesi henüz lisansları çıkarılmamış. Ee, tabii ki şu anda ben Dines yerine koyuyorum kendimi. Dines bu sene beklediği geldi. E, Nagatomo, Mariano, mı Andone şu anda baktığı zaman Galatasaray'ın oyuncuları ve e, gideceklerin bavulu hazır olmuş olsa da. Unutma Kayseri Spor gol attı sevgili seyirciler. 1-0 öne geçiyor Miguel Lopez'de. Kayseri Spor Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor sevgili seyirciler. Kayseri'de e, Kayseri Spor golü bulduğu Gol Miguel Lopez'den. Devam edelim. Rosanecik hemen etkisini gösterdi bu arada. Yani. Dün akşam müthiş bir karşılama vardı ya. Ben oraya falan zannettim Kayseri'de. yani Adama karşı pastalar kesildi havaalanında. Evet, müthiş kesin. bir karşılama Hemen etkisini göstermiş takımda. E, genel olarak özetlersek dediğim gibi Çaykur Rize maçı dönüşü. Burada e, teknik heyetle Fatih Hoca ile yapılacak toplantı. Bu gidecekler konusunda. Süper transferi son dakikada olmadı. E, herkes baktığın zaman bu transferi bitti gözüyle bakıyordu. Ama e, orada da bir aksilik oldu. Sampdoria bir anda Galatasaray'ı Verdiği, yani Galatasaray'ın aldı dediğim oluyor, Bir anda e, Seltevigo'ya e, transferi gerçekleşiyor. Yarın da sağlık kontrolünden geçeceği iddia ediliyor İspanya'da. İddia ediliyor değil öyle. E, satın alma opsiyonlu 15 milyon euroya Seltevigo'ya gidecek. Yani Galatasaray'ın dün bitti denilen transferi. Transferde her an her şey olabiliyor maalesef. Yani dün Galatasaray'da denilen oyuncu bugün Seltevigo'da denilebiliyor. Ve yarın da sağlık kontrolünden geçip o Galatasaray'ın istediği bir buçuk yıllık kiralama bedeli... Satın alma opsiyonunu koyduruyorlar ve Galatasaray bunu istemiyordu. Dolayısıyla Sertabiko da satın alma şartıyla 15 milyon euroyu o maddeye ekleyince futbolcu Sertabiko'yu tercih ediyor. Şimdi burada offside. offside. Ee, vardan talimat geldi değil mi? Evet. Ben ama dedim offside değil diye. Demiştin. Kayseri'nin golü yani. iptal oldu sevgili seyirciler. Durum 0-0. Jesse'ye gelince de Jesse Fatih çok istediği bir transferdi. Önce Bursa Spor, bugün de Erzurum Spor e, iddiaları var. Bunun içinde e, önümüzdeki birkaç gün sonra bu mukabelesi edecek ya da gönderilecek oyunculardan sonra belli olacak ama ben Jess'in e, Onyekuru'nun da sürecinin ne olacağı belli olmadı. Jimmy Durmaz'la yollar büyük ihtimalle ayrılıyor. E, dolayısıyla bunların olduğu yerde ben e, Jesse'nin Galatasaray'ın bırakacağını ihtimal vermiyorum. Jesse transferi sürecini başından beri takip eden bir kişi olarak bu transferdeki gideceklerden sonra Jess'in lisans çıkar ve Galatasaray'da devam edeceğini düşünüyorum ben. Önder ya tabii Savaş'ı özetledi. Ee, geçen programda hatırlarsan Aykut abi. Hani Galatasaray'da gelecekleri ayrı gidecekleri ilk önce konuşmak lazım. Kimler gidecek veya kimler gidebilir? Hocanın istedikleri vardır. Bir de şimdi hoca tabii ki de göndermek istediği oyuncular var ki e, yabancı oyuncu transferi yapıldı. Ama şimdi ayrılması gereken oyuncular var. Ee, Sanırım 16 mı Savaş şu anda değil mi? 17. 17. Üç tane oyuncuyla yollarının ayrılması lazım. Tabii bu şu ana kadar daha olmadı. Çok uzun yüzden... olacak. Yani bu kadar üç tane transfer yapıyorsun, üçü de şu anda diğer oyuncularla yolu ayıramaman büyük sıkıntı yani. Tabii ki de. Hem kadro şişkinliği olacak, hem de e, yabancı oyuncu sayısı fazla. Mutlaka üç tanesini e, kadronun dışına atman lazım. E, yabancı olmazsa tabii şu var, belki bilmeyen biliyordur birçok seyircimiz ama. Transfer bitene kadar şu anda hani bir kadro bir bildiriliyor ama transfer bitene kadar değişiklik olabiliyor yani hani şimdi bildirildi diye Türk oyuncu işte sayısı belli yabancı sayın 14'ü geçemiyor zaten ama bazı oyuncuları yine transfer bitene kadar değiştirebiliyorsun şu anda hani hafta sonu maça çıkması bir şey değiştirmiyor yine değişiklik olabiliyor ama şu gidecek oyuncuların mutlaka yolların ayrılması lazım hep söylüyoruz işte oyuncu transfer etmek bazen kolay değil diyoruz ama aslında gönder imza attıktan sonra ayrılmak daha da zor. Çünkü zaten biliyoruz bizim ligimizde maaşlar yüksek, vergiler çok düşük. O yüzden de oyuncular buradan aldıkları maaşları ya başka ülkelerden almaları hiç kolay değil. Kolay değil, değil alamazlar net söyleyelim. Değil o yüzden mi? de tabii Alamazsın. ki de yani çok zor alamazlar. Her takım için geçerli bu. Ya işte Arap ülkelerine falan transfer yaparsa o tip oyuncular veya Çin'e o tip oyuncular yüksek maaşla gidebiliyor. Yoksa Avrupa'da birçok şehir ülkede birçok takımda biz bizdeki oyuncuların maaşlarını verecek takımlar yok. Yani bu tip oyunculara bu maaşları vermiyorlar. Gelecek vadeden veya elit oyunculara bu maaşlar veriyorlar. Yoksa bizdeki oyuncular yani istediğiniz kadar kabul edin etmeyin. Yani sınıf olarak Avrupa'nın o üst, lige, üst düzey liglerindeki iyi takımların oyuncuları değil. Orada işte bizde 4-5 milyon euro maaş alan bir oyuncu şu an için söylüyorum. Yani hiçbir Avrupa ülkesinde kolay kolay bu maaşı çok ihtiyaç duymadığı sürece vermez. Vermiyor da. O yüzden de oyuncular da tabii bunu fırsat bilir. Sen şöyle düşün. Sen şimdi Galatasaray'ın oyuncusun. Ne konuşulan kim? Nagatoma, Mariana. Benim mukavelem var da şimdi sen 17 yabancı hak, 17 tane yabancısı olduğunu biliyorsun. Menajerin de biliyor. Öyle değil mi? Şimdi ne yapıyorsun? İster, ne bon servis getirmek istersin veya maaşımın bir kısmını alayım öyle gideyim dersin. Çünkü baktığın zaman Galatasaray'ın mutlaka 3 tane oyuncuyla yollara ayrılması gerektiğini biliyorsun. Bu da kulüp tarafı için sıkıntılı bir süreç bence. Bunları da mutlaka hem menajerler hem oyuncular kullanıyor. O anlamda bu haftaya tabii ki de savaşa kadar çok hareketli bir dönem olacak. Galatasaray transfer mutlaka yapacak ama şu oyuncularla yollara ayrılması lazım. Çünkü Galatasaray'da Mustrela hariç birçok oyuncu ilk devre gelenler geçen seneki oyuncuların performansı hiç iyi değil. Bu Mariano da olabilir. işte Nagatomo da olabilir. yani orta sahadan işte demin dediğim gibi Jimmy Durmaz olabilir, Emre Yani bunların hangi, Belhanda yani bunların herhangi biri gitse Emre Taşdemir ben hiçbir Galatasaray taraftarının hayır diyeceğini düşünmüyorum. Hocam, o gidecek isimler son saydığın üç isim gidecek zaten. Ama o, ondan önceki Nagatomo, Mariano, benim burada takıldığım nokta Luyendaman'ın sözleşmesi dondurulacak. Bu dondurulacak yani. Başka bunun şu andaki planlamasında başka çaresi yok. Şey Lines gibi. E, Lines Lisansız. gibi dondurulacak. Yani dondurulacak, lisansı dondurulacak. Fakat şu anda sen Onyekuru, Saraki ve Jesse transferin üçünden eğer şu anda eğer Onyekuru da dahil bunun içinde bu adamları şu an oynatmak için aldın. onya şu anda sana en çok lazım olduğu yerde oynatamıyordun yani. Mesela Luyendama'yı dondurup en azından bir onya kuru ya da Jesse ya da Saracchi'ye birisini açabilirdin. Bakın kaç gün geçti liglere ara verileri. Hala Luyendama'nın sözleşmesi dondurulamadı. Neden dondurulamıyor yani? Ben aklım almıyor buna yani. Bu üç tane oyuncu transfer ediyorsun. Hiçbirisini şu anda lisansı çıkarmamıştı henüz. Tabi sıkıntı ama bence Onyekur'un hastalığı olmasa mutlaka onun dediğin gibi birini dondurup bence o zaman öbürünü kullan abi var işte elinde oyuncu yani 10 yani yıl hasta olmasa Saracçı'ya kullan. senin sol bek se olarak devam edecek olan o. Sedikay mesela Birisi o evet. man yani birisinin yani şu anda olmaması lazım. Elinde 3 tane. Bunlar biraz var. fırsat transferi. Şimdi Onyekuru'nun çok değerli bir oyuncu ama yani gelirken maliyeti düşün. Sedikay'ın aynen öyle. Ee, Sarakçı'da bir yani bunlar fırsat transferi açıkçası. Yani Galatasaray'a çok büyük yük getiren oyuncular değil. Onyekuru hariç diğer tabi Saracchi mutlaka hoca ciddi düşünüyordur ama şimdi orada da çok büyük sıkıntısı yok. Şimdi Nagatoma var. Emre Taşdemir büyük ihtimal gidecek. Ya da gidecek. İşte Lillens'in yani, lisansı çıkarsa çıktı zaman. Çıktı o maçta oynayacak. Lillens'i mesela solda da oynatabilirsin. Sağda da var Abi bunlarda bir sıkıntımız yok. Bu oyuncular zaten Galatasaray'ın üçsüzü. Hemen Babel mesela hiç hesapta olmayan. Babel gitti yerine Lillens hazır beklediği için ilk lisans ona çıkarıldı. Lisans zaten var dondurulduğu için Hı -hı. çıkarıldı. İşleme konuldu. İşleme konuldu. Bu üç oyuncudan birisinin en azından madem ki burada şu anda oyunu önünü açamadığın oyuncular var. Yani Duyundamayı dondurup burada üç oyuncudan birisini tercih etmen lazımdı. Onyekuru sağlıklı bir onyekuru. Cesse ya da Sarakçı. Belki hafta sonuna kadar yapabilirler işte. Onu e hafta sonuna kadar yapılacaktır. Ya yani tamam, mutlaka, mutlaka bence Ama, Sarakçı'yı e... çıkarma şansları yüksek. Belki Sedika'yı kiralık belki bekletebilirler şu anda. Yani o çünkü gelecek vaat eden bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Gerçekten birincilikte iyi işler yaptı ama yani süper lig seviyesinde ne yapabilir? Belki hoca onu da düşünüyor. İdmanlarda iyi bir şekilde takip ediyor. Belki işte ona göre değerlendirme de yapabilir. Şimdi yani bir oyuncuyu aldın diye illa kadrona katacaksın, bu sene bu ikinci devre kullanacaksın anlamına da gelmiyor. Belki o oyuncuyu işte kiralık da verebilirler. Bence onun bir değerlendirmesini yapıyor olabilirler. O yüzden biraz bekliyorlar ama Saraççıyım bence şey bir ihtimal kim... hafta sonuna Bak, yetiştirirler. Sevgili dönüşüm. hocam, sen bu işleri bilirsin daha iyi. Ne yaparsan yap, bir yere kiralayacaksan Galatasaray'ı ilk önce almak zorunda. Lisansı Tabii çıkartacaksın, ondan ki. sonra kira vereceksin. Her şartta Galatasaray'ın şu anda lisansı çıkarması lazım. Yani Bursa olur, Bursa hani dün e, Erzurum, olabilir. Ama bir yere vermek için ilk önce alacaksın. Daha sonuçta resmi olarak lisans çıkarttırmadın. Resmi olarak Galatasaray'a bir girdi yapacaksın. Ondan sonra ikisi takıma vereceksin. Şu anda ben Erzurum'a veriyorum diyemezsin yani. Çünkü Galatasaray'ın şu anda resmi olarak oyuncusu olmadı bu futbolcu. O yüzden en azından yapman lazımdı. Ha biz bu üç oyuncuyu konuşurken diğer tarafta Galatasaray taraftarları merak ettiği Belhanda var. Birkaç güne Belhanda sürprizi çıkar. Ben de şu ana kadar herhangi bir teklif olmadığını düşünüyordum. Ama bugün yaptığım istihbaratlar da Belhanda için şu anda çok ciddi ...görüşmeler sürüyor... ...Galatasaray taraftarlarının şu anda üç tane ismin... ...Galatasaray'ın futbolcusu... E, ...gidecekleri falan değil... ...Belhanda gidecek mi onu düşünüyorum... ...Belhanda bu hafta sonuna kadar... ...çok önemli gelişmeler olur... ...belki de yarınki maçta oynamayıp... ...hulübede ya da tribünde olur... ...Belhanda e, artık böyle... ...yavaş yavaş gitme noktasında... ...ve Galatasaray'ın şu anda transfer... E, ...bon servis ücreti olarak beklediği... ...rakamları Belhanda'dan böyle bir 5-6 milyon euro da... ...para kazanacak gibi gözüküyor... Ha ...Çin mi olur... Arabistan mı olur? Çin Ligi'nde 28 Şubat'a kadar süre var. Arabistan bizde olduğu gibi 31 Ocak. Herhalde Arabistan olacak. Çin'den de çok ciddi teklif gelmeye başladı. Ama bütün Galatasaray taraftarları artık Belhanda'dan gelecek olan güzel haberi bekliyor. Yani stoper, orta saha ya da forvete, falkan yanına bile değil. Belhanda gidecek mi diyor. Herkes Belhanda gidecek mi diyor soruyor. Ben buradan Belhanda için o müjdenin başlangıcını veriyorum. Artık yavaş yavaş 2-3 gündür çok sıkı temaslar var, görüşmeler var. Belhanda gidebilir. Takım olarak bir şey söylemiyorum ama Arabistan ya da Çin. Bunlardan bir tanesine Belhanda gidecek. Şey yeri nasıl dolacak acaba? Yeri nasıl mı dolacak? Var mıydı ki Belhanda? Sezon başından beri eleştirilen bir Belhanda var. Belhanda'nın yerini doldurulasın. Çabuk doldurursun. Emre Yapbabao geldi Tayland e, Ya oraya zaten bir... hoca şu <laughs> çok doğru. Söylüyor. Bence Belhanda'nın da ayrılması hem takım için hem Belhanda için daha hayırlı olacak. Zaten geldiğinden beri geçen sene ilk devre yoktu. Ee, son dönemden bahsediyorum. Geçen sene ilk devre çok iyi değildi. İkinci devre gerçekten iyi performans. Ama bu sene de bakıyoruz. Hem sağ içi sağ, bir de genel mental davranışları da hiç iyi değil. Yani seyirciye karşı, takımdaki o mücadele gücüne, kazanma arzusu takım için ya bazı oyuncular vardır. İşte bunu işte hoca, hoca içeride olduğun zaman anlıyorsun ya. Yani bir oy sadece sağda verdiklerine bakmaksın, genel sağdaki davranışlarına bakarsın. Bazen oyuncunun performansı düşebilir ama bazı oyuncular da bencildir yani kendini işini yürütmek için takımı kullanır. Bazı oyuncu da takımı için her şeyini verir. İşte Mustafa gibi her şeyini veren, takım için aidiyet duygusu hisseden hem profesyonelliğin yerine getiren hem de kulübü için var olan oyuncular vardır. Belhamda biraz kendini düşünen bir tarzı var. Yani kulübü kendi çıkarları için kullanan bir tarzı var bence. Böyle tip sadece Galatasaray'da değil. Galatasaray'da var birçok takımımız var. Bu çok önemlidir bir takım için. Hem takımın mental olarak o bütünlük anlamında zarar veriyor. Bence sistemi de hocanın değiştirebileceğini düşünüyorum. Veya 3-4-3 veya 4-4-2 değiştirir zaman zaten Berlanda'ya yer yok. Mesela işte önde üçlü oynadığı zaman zaten Berlanda'ya oynatma şansın yok. 4-3-3'te oynasan Belhanda'ya oynatma şansı yok. O zaman ne yaparsın? Bir tarafa Fegül'ü, Falka, sol tarafa Onye Kuru'yu koyarsın. Zaten Belhanda orta sahada 8 numara gibi oynayacak bir, bir görüntü bugüne kadar. Çizmede hep kendi diyor. Ben 10 değilim. A, 10 değilim evet değilsin. 8 de değil ama. Orada yani 8 de oynamak için mücadele etmen lazım. Oyunu iyi kurman lazım. Biraz dinamizm lazım. Galatasaray'ın ilk devreki en büyük sorunu dinamizm sıkıntısı vardı. Hız sorunu vardı. O anlamda Belhanda'ya ben de ihtiyacı Unutma, olduğunu düşünüyorum. Ilk kere sıfır.